Yani öyle ilginç şeyler karşılaşıyoruz ki yani bir tanesini biz burada değiliz. Kusura bakmasınlar. AK Partili Kütahya Belediyesi'nin kolay yöntemi, AK Parti Kütahya Belediyesi yedek hizmetlerini göstermek için ihaleyle kazanan şirketlerdeki dahi çalışanı çıkartmak için 15 Temmuz hareketini organize eden FETÖ hareketini gerekçe göstererek işine son verdirtme yönünde başarımı elde ediyor. Kütahya Belediyesi bünyesindeki bir şirkette çalışan birinin 5 Ağustos 2016 tarihinde iş aklı feshedilmiştir. Fes yazısı aynen şöyledir. 2 Ocak 2015 tarihinden bu yana şirketimiz bünyesinde Kütahya Belediyesi hizmet alımı kapsamında çalışmaktasınız. Ülkemizin son günlerde karşılaşmış olduğu darbe girişi sonucu kamu kurum ve kuruluşlarının işleyişinin tehlikeye düşmesi, sizlerin de hakkında FETÖ-PYD üyeliği, mensubiyeti ve bağlantısı olduğuna dair kuvvetli şüphe bulunması ve bu durumun kurum güvenliğini tehlikeye sokmasından ötürü 667 karar sayılı olağanüstü hal kapsamında alınan tedbirlere ilişkin kanun hükmünde kararnamenin 4. maddesinde belirtilen duruma istinaden şirketimizde ve uhdesinde çalışmış bulunduğumuz Kütahya Belediyesi'nden iş akdiniz tek taraflı bildirimsiz feshedilmiştir. Tebliğ olunur. 5 Ağustos 2016. SGK'dan gelen yazısı ise aynen şöyledir. Başvurunuz incelenmiş olup adı geçen 9 Aralık 2014 tarihinde ihalesi yapılan ve ihale komisyonunun 10 Aralık 2014 tarihli kararı ile Beltur Turizm, Taşımacılık, Oto Gıda Ürün Hizmetlik Hizmetleri İletişim Sanayi Ticaret Limited Şirketi uhdesinde kalan Kütahya Belediyesi birimlerinin 2015-2016-2017 yıllarında yapacağı hizmetler için yardımcı personel hizmet alımı ve araç kiralanması hizmet alımı işi kapsamında belediyemizde çalıştırılmaktayken yüklenici firma tarafından 5 Ağustos 2016 tarihinde iş akdiniz sonlandırılmıştır. SGK sigortalı işten ayrılış bildirgenizden de anlaşılacağı üzere işten ayrılış neden kodu 22 diğer nedenler olup hakkınızda tarafımızca herhangi bir işlem tesis edilmemiştir. Bilgilerinize rica ederim. Ve yine ayrıca çeşitli gerekçelerle çalışmakta olduğu yerlerde hizmet vermekte uzmanlaşan kadroları buna benzer gerekçelerle Kütahya Belediyesi bünyesinde değişik hizmetlere göndererek hizmet verimliliğini düşürmüyorlar mı ve böylelikle kamuoyunda FETÖ ile mücadele ediyormuş mu kanaatini mi uyandırmaya çalışıyorlar? Zira SGK'dan gelen yazıda 22 kod ile ve diğer nedenler derken belirsiz olgu ve olayları sembolik göstererek neyi anlatmak istiyorlar acaba? Bu tür eylemler sonucunda hizmet vermekte uzmanlaşmış kişileri diskalifiye ederek Kütahya Belediyesi'nin yönetimi iş vaat ettikleri kişiler var da onları işe almak için mi kadromu oluşturmak istiyorlar. Bu sorularla ilgili Kütahya Belediyesi'nin vereceği cevapları olması halinde tarafsız, özgür habercilik adına yayınlayacağımızı beyan ederiz.